Merhaba arkadaşlar, Yeni Nesil Derslik sayfamıza hoş geldiniz. 2020 LGS sınavının ardından 2021 LGS sınavı için hazırlıklara başladık. 8. sınıfı geçen öğrencilerimiz için öncelikle 7. sınıf alan konuları bitirmek ve yeni nesil sorulara başlangıç yapmak adına Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı beceri temelli soruları çözmeye başlıyoruz. İlk olarak 5. ünite Işık Madde ile Etkileşimi ünitesinin beceri temelli sorularının çözümüne başlıyoruz arkadaşlar. Sizler de hazırsanız haydi başlayalım. İlk sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Maddelerin sıcaklığı arttıkça genleşme miktarı artar bilgisi var. Bu bilgiyi kullanmak isteyen bir öğrenci farklı renkteki özdeş balonları güneş altında bekleterek büyüklüklerini gözlemlemiştir. Buna göre balonların büyüklükleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir denmiş arkadaşlar. Evet, ışığın madde ile etkileşimi konumuzdan hatırlamamız gereken nedir arkadaşlar? Sıcaklık artışına sebep olacak güneş ışığı ve koyu renkler, koyu renkli giysiler giydiğimiz zaman mesela kışın daha az ışık geldiği için ne yapıyoruz? Koyu renkli giysiler giyiyoruz ve bu şekilde daha fazla sıcaklık artışı sağlayabiliyoruz. Aynı şekilde yazında açık renkli giysiler giyilerek sıcaklık artışını biraz olsun azaltmış oluyoruz. O yüzden koyu renk ne olacak arkadaşlar? Işığı daha çok soğuracak. Işığı daha çok soğurur diyoruz. Bu nedenle o zaman bizim burada kırmızı, beyaz ve siyah balonlarımızdan en fazla hacminin artması, yani genleşme miktarı, sıcaklık arttıkça genleşme miktarının arttığı bahsedilmiş. O zaman en fazla hacminin artması, genleşmesini beklediğimiz ne olacaktır arkadaşlar? Siyah balonumuz olacaktır. Sonra siyahtan sonra kırmızı renk daha koyu olacak beyaza göre. İkinci hacmi büyük olan balonumuz kırmızı renkli balonumuz olacak. En az hacme sahip olan da beyaz renkli balonumuz olacaktır. Şıklarımıza bakarsak A şıkkında siyah balon küçük verilmiş, yanlış olur. Burada kırmızı balon daha küçük gösterilmiş, bu da yanlış oldu. Burada beyaz balon daha büyük gösterilmiş, bu da yanlış oldu. Şekilde gördüğünüz gibi D seçeneğindeki gibi olacak arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı oldu bu soruda. İkinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuzda ışıkla ilgili bir etkinlik için şekildeki düzenek hazırlanıyor. Karton bardak içerisinde mavi, kırmızı ve yeşil renkli özdeş LED lambalar yerleştiriliyor ve elektrik bağlantıları yapılıyor. Bardağın üzeri yarı saydam bir kağıt ile kapatılıyor ve LED lambalar tek tek veya birlikte yakıldığında karton bardağın üstten görünümleri aşağıdaki gibi oluyor. Kırmızı lamba tek başına yakıldığında kırmızı renkli, yeşil lamba tek başına yakıldığında yeşil renkli, mavi lamba tek başına yakıldığında mavi renkli, kırmızı ve yeşil lamba birlikte yakıldığında sarı renkli, tüm lambalar yakıldığında beyaz renkli olduğu gösterilmiş deneyde. Buna göre yapılan etkinlikle ilgili çıkarımlardan hangileri doğrudur? Renkli ışıklar birleştirilerek farklı renkte ışıklar elde edilebilir. Evet, görüyoruz, bakın kırmızı ve yeşili kullandık. Sarı renkli bir ışık elde ettik. Aynı şekilde üçünü birlikte birleştirdiğimizde de kırmızı, yeşil ve mavi ana renklerimiz beyaz rengi oluşturabiliyor. O yüzden birinci ifademizin doğru olduğunu buradan ulaşabildik. Beyaz ışık kendi rengindeki ışığı ve kendine yakın renkteki ışıkları yansıtır. Beyaz ışık arkadaşlar tek başına bir ışık değildir. Diğer ışık renklerinin birleşimiyle meydana gelir. O yüzden bu bilgide kendi rengindeki ışığı ve yakın renkteki ışıkları yansıtır gibi bir ifade yanlış olacaktır. Sarı renkli ışık mavi renkli ışıkla birleştirilirse beyaz renkli ışık görünür. Sarı renk kırmızı ve yeşil lamba yakıldığı zaman elde ediliyordu. Bir de buna mavi renk elde edersek, yani
ilave edersek ne olur? Kırmızı, yeşil ve mavi üçü birleşince beyaz renkli oluşacaktır. O yüzden üçüncü öncülümüz de burada doğrudur. Cevabımız 1 ve 3 olmuş oldu arkadaşlar. D şıkkı. Üçüncü sorumuzla devam edelim. Üçüncü sorumuzda da Barış Manço'nun söylediği bir şarkının sözleri aşağıda verilmiş. Nane limon kabuğu. Eski adamlar doğruyu söylemiş. Bir çiçekle bahar olmaz. Kişi kendini bilip sağa sola sormalı. Can pazarı bu oyun olmaz. Zürafanın düşkünü beyaz giyer kış günü. Sonunda şifayı kapıp da şaşırınca bana gel beni dinle iyi yaz. Defteri kalemi al iyi yaz. Evet, Barış Manço'yu da rahmetle anıyoruz. Şarkıda geçen zürafanın kış günü şifayı kapması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? Dikkat ederseniz arkadaşlar ne yazmış? Beyaz giyer kış günü. Yani açık renkli giysiler giyersek kış günü ne olur? Işığı fazla soğurmayacağı için üşüteceğiz. O yüzden bunu cevaplarımızda arıyoruz. Açık renkli kıyafetlerin ışığı daha çok kırması. Kırma değil arkadaşlar, soğurmadan bahsedeceğiz ve burada açık renkliler yansıtır, soğurmaz. O yüzden A şıkkı cevabımız değil. Kalın kazakların ışığı daha çok soğurması, kalın değil renkle ilgili. O yüzden B şıkkı da olmadı. Açık renkli maddelerin ışığı daha çok yansıtması ve açık renkli kazakların ışığı daha çok soğurması. Evet, yansıtma daha çok burada gerçekleştiği için ısınamadı yansıtmadan dolayı. Bundan dolayı da cevabımız C seçeneği oldu arkadaşlar. Koyu renkler soğuracak, açık renkler daha çok yansıtacak. Yansıttığı için de ısınamadı, sıcaklık artışı olmadı fazla. Bundan dolayı da üşüdü, hasta oldu, şifayı kaptı. Barış Manço abimiz bunu söylüyor bize. Evet, geçelim dördüncü sorumuza. Dördüncü soruda da bitkilerin yapraklarında güneş ışığını kullanarak besin ve oksijen üretimine fotosentez denir. Evet arkadaşlar, bunu 8. sınıf konularımızda da fotosentez, solunum konumuzda işleyeceğiz. Burada da ışığın rengi ile fotosentez hızı arasındaki ilişkinin araştırıldığı bir çalışma sonucunda aşağıdaki grafik çizilmiştir. Evet, grafik sorularında arkadaşlar grafiği iyi yorumlamamız gerekir. Burada fotosentez hızı ve ışığın rengi verilmiş. Bakın, buradan ne anlayacağız? Mor renkte fotosentez hızı daha yukarıda. Bakın şurada, şu noktada. Tam ortalarını alacak olursak, mavi renkte işte şu ortasını aldığımızı düşünelim. Fotosentez hızı düştü biraz. Yeşil renkte en az olduğunu görüyoruz. Sarı renkte biraz daha onun üstünde. Turuncu renkte biraz daha yine yükseliyor. Ve kırmızı renkte yine biraz daha yukarıda. En fazla mor ışıkta yaptığını, en az da yeşil ışıkta yaptığını bu grafikten çıkartabiliyor olmamız gerekiyor arkadaşlar. Grafik incelendiğinde hangileri yapılabilir demiş. Çıkarımlardan hangileri yapılabilir? Yaprak en fazla mor ışığı soğurur. Mor ışığı soğuracak ki ne yapacak? Fotosentez yapabilsin. Evet, en fazla mor ışık soğurulmuştur. Birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncülümüz de demiş ki fotosentez esnasında yeşil ışık çok kullanılır. Yeşil ışık daha çok yansıtılacak çünkü kendi rengini yansıtır yaprak. Onu soğuramaz. Yeşil yaprakları olduğu için ağaçlarımızda yeşili soğurmuyor, yansıtıyor. O yüzden çok kullanılır dediği için yanlış oldu. Beyaz ışık altında fotosentez gerçekleşmez. Fotosentez zaten bu renklerin beyaz ışık bu renklerin birleşimiyle meydana geliyor. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor dediğimiz renklerin birleşimi beyaz ışığı verir. Fotosentez gerçekleşmez dediği için bu daha yanlıştır. Beyaz ışıkta fotosentez gerçekleşebilir. Bunun için cevabımız A seçeneği oldu arkadaşlar, dördüncü sorumuzda. Evet, beşinci sorumuzla devam edelim. Rubik bir küp verildi. Yüzeyleri aşağıdaki gibi farklı renkte ışık kaynaklarıyla aydınlatılmıştır. Buna göre bu ışık kaynakları altında Rubik kübün görünümü nasıl olur? Evet, ışıklar düşürüldüğü zaman arkadaşlar kendi ışığını, kendi rengini
yansıtır diyoruz ışık arkadaşlar. Diğer renkler soğurulacağı için, mesela kırmızı yeşil üzerinde düşürülürse yeşil soğuracak, yansıtamayacak. Diğer renkler ne olur o zaman? Siyah görünür. Diğer renkler soğurulur ve siyah görünür. Beyaz üzerine düşürülen renklerde ise beyaz hangi renk üzerine düşerse o rengi yine yansıtacaktır. O yüzden biz kırmızı renkte bakarsak buraya, o zaman ne olacaktır? Beyaz bölümle birlikte kırmızı bölüm kırmızı gözükecek. Diğer bölgeler ise ne olacaktır arkadaşlar? Siyah görünecektir. Yani şu bölge siyah, siyah gözükecek. İki tane kırmızı olacak. Şıklarımıza direkt bakarsak zaten burada kırmızı kırmızı A seçeneğinde ve siyah siyah A seçeneğinde verilmiş. B şıkkındaki gibi olmayacak çünkü kırmızı ışık mavi ışık üzerinde düşürülürse soğurulacağı için kırmızı gözlenmez. Burada da beyaz kalmayacaktır. Burası da kırmızı görünmesi gerekiyor. Bu nedenle bu da olmaz. D şıkkındaki gibi yine siyah siyah kırmızı kırmızı verilmiş. Burada da döndürme gerekir. Böyle bir durumda söylenmemiş arkadaşlar. O yüzden diğerlerine de incelersek, bakın mavi ışıkta burası mavi, bunlar da ikisi de siyah olacak. A seçeneğinde gördüğünüz gibi olduğunu görüyoruz. Yeşil yeşil, burası da yine siyah siyah kalacak. Cevabımız bundan dolayı A şıkkı oldu arkadaşlar. Evet, yani bu tip sorularda verilen renklere göre bunların eşleştirmesi yapılacak ve hangisi ise cevaplarımızda bunlar bulunacak. Bazen cevaplardan da gidebilirsiniz arkadaşlar. Yani bütün hepsini bulmaya çalışarak zaman kaybetmememiz gerekir. Altıncı sorudayız. Altıncı sorumuzda da yine ışığın yansımasıyla ya da soğurulmasıyla renk oluşumundan bahsedilmiş. Bir arabanın akşam saatlerinde yoldaki hareketi aşağıdaki resimde gösterilmiştir. Sürücü trafik işaretlerinin ikisini de aynı anda doğru renkte görememiştir. Buna göre arabanın farı mavi, beyaz, kırmızı renklerinden hangileri olabilir? Şimdi beyaz ışık tutarsak arkadaşlar, beyaz ışıkta her renk kendini yansıtacağı için, yani ben burada hem kırmızıyı hem beyazı, hem maviyi hem beyazı görmüş olurum. O yüzden bunların içerisinde beyaz kesinlikle olmayacak. Mavi rengi düşünelim. Mavi renk ışık olduğunda mavinin içerisindeki beyaz da ne olacaktır? Mavi gözlenecektir. O yüzden buradaki sembolleri okuyamayacak, yani göremeyecektir. Aynı şekilde burada da dur işaretindekine bakarsak, mavi tuttuğumuzda ne olur arkadaşlar? Burada da mavi ışık beyazdan mavi olarak yansıyacak. Kırmızı içerisinde de orası ne olacak arkadaşlar? Siyah olacak. Siyah kendi renginde gözlenmediğini söylemiş. Burada da ikisini de aynı anda doğru renklerde görememiştir diyor. O yüzden mavi renkte burası beyaz olan yer mavi olacak. Kırmızı olan yer siyah olacaktır arkadaşlar. O yüzden mavi rengimiz var. Aynı şekilde kırmızı renge baktığımızda kırmızı renkte de beyaz olan kısım kırmızı gözlenecek. Burada da mavi olan kısım siyah, beyaz olan kısım da kırmızı gözlenecektir. Yani farklı ışıklarda baktığımız zaman kendi renginde göremeyeceğiz. Bundan dolayı cevabımız 1 ve 3 olacaktır arkadaşlar. 7. sorumuzla devam edelim. 7. sorumuzda da güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojide birçok yenilikçi uygulamaları vardır. Güneş pilleri yardımıyla çalışan trafik lambaları ve sokak aydınlatma lambaları bu uygulamalardan birkaçıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek verilemez denmiş arkadaşlar. Burada ne görüyoruz? Yani güneş enerjisinden faydalanma ile ilgili durumlardan bahsedilmiş. Şıkları incelersek arkadaşlar, A şıkkında güneş enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülmesi USB aygıtlarla işte şarj edilebilmeden bahsetmiş. C şıkkında plastik malzemelerin doğada kendiliğinden yok olması çok zor olduğu için
güneş ışığına maruz kaldığında yok olan plastik malzeme geliştirilmiş. Güneş paneliyle D şıkkında kaplı hibrit bir aracın işte bir gün park halinde depoladığı enerjiyle 45 kilometre yol yapması sağlanmış denmiş. Bunlar güneş enerjisinin faydalandığı ve bundan elde edilen yöntemler arkadaşlar. B şıkkını okursak retinaya ulaşan güneş ışınları ışığa duyarlı hücreler tarafından sinir hücrelerine çevrilmiş ve beyinde görsel verilerin işlendiği merkeze iletilmiştir. Yani burada neyi anlatıyor bize? Görme olayını anlatıyor. Yani güneş ışığının kullanımıyla alakalı, yani teknolojik olarak kullanımıyla alakalı bir bilgi vermemiş. Görme olayını ifade etmiş. O yüzden bu örnek bizim aradığımız örnek değildir. Cevabımız B seçeneği oldu 7. sorumuzda. 8. sorumuzda devam ediyorum. Kaleidoskop olarak bilinen çiçek dürbününün ve bu dürbünden elde edilen görüntülerin resimleri aşağıda verilmiştir. Kaleidoskobun iç yüzeyi siyaha boyanmış, içinde 60 derece eğimle bitişik duran 3 tane düz ayna bulunur denmiş. Aynaların arasında konulan bazı cisimler sayesinde dürbünden bakılınca değişik şekiller görülür. Verilen metne göre kaleidoskobun çalışma prensibi aşağıdakilerden hangisidir? Hangisiyle ilgilidir? 60 derece eğimle düz aynalar kullanılmıştır arkadaşlar. Düz aynada ne vardır? Yansıma özelliği vardır. Işığın yansıması ile görüntü oluşumu sağlanacaktır. Işığın yansıması cevaplarımız arasında olacaktır. Eğer burada mercek kullanılsaydı ışığın kırılması derdik. Işığın saçılması, bu da yine yansıma gibi gözükebilir ama buradaki saçılmadan kastımız bir mesela kalın kenarlı mercekten çıktıktan sonra yayılmadan bahsediyor. Işığın sorulması da yine emilmesiyle ilgili. Burada yansıma kuralları geçerli olacağı için cevabımız B seçeneği olmuştur arkadaşlar. 9. sorumuza bakalım. 9. sorumuzda 150 santim boyundaki birbirine bakan iki öğrencinin arkalarına şekildeki gibi K ve D aynaları yerleştiriliyor. Aynada gördükleri görüntüler ile ilgili birinci öğrenci baktığım aynada kendi görüntümü ters, senin görüntünü düz bir şekilde görüyorum. Birinci öğrencimiz kendisini ters görüyor ve İkinci öğrenciyi de düz bir şekilde gördüğünü söylüyor. Arkadaşlar aynalardaki görüntü özelliklerine bakacak olursak düz aynada düz görüntü oluşuyor zaten. Ters görüntü sadece nerede oluşacaktır? Çukur aynada oluşacaktır. Çukur ayna. Düz aynada düz görüntü dedik. Düz ve eşit diyebiliriz buna. Düz ve eşit görüntü varsa arkadaşlar düz ayna diyebiliriz. Düz ayna ve ters ayna düz ve küçük görüntü varsa düz ve küçük görüntü varsa bu da tümsek aynada görülecektir. Tümsek aynadaki görüntü özelliğidir arkadaşlar. Çukur aynada ters görüntüyle birlikte ne vardı bir de düz büyük olarak görüntü oluşabiliyordu. Tersinde her türü oluşabiliyordu. Ters küçük, ters büyük, ters eşit çukur aynadaki görüntü özelliklerindendi. O zaman L aynamızı biz ne olarak bulduk? Birinci öğrenci kendini ters gördüğüne göre L aynamız çukur ayna olacaktır. İkinci öğrenci diyor ki baktığım aynada ikimizin görüntüsünü de düz ve küçük olarak görüyorum. O zaman ne oldu? Bakın düz küçük tümsek ayna. O zaman K aynamız da tümsek ayna olacaktır. Buna göre aynalarda oluşan görüntüler aşağıdakilerden hangisi gibi olamaz denmiş arkadaşlar. Burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Tümsek aynadaki K aynası ve L aynaları ayrı ayrı verilmiş. K aynasında arkadaşlar başlangıçta bunların boyları 150'şer santim, 150 santim, 150 santim. K aynamız tümsek ayna olduğu için yakın olan ne olacaktır arkadaşlar? Görüntüsü daha büyük olacaktır.
Uzak olanın görüntüsü daha küçüktür. Tümsek aynalar ne yapıyordu? Köşelere koyuyorduk ve daha geniş açıdan gözlemlememizi sağlıyordu. Yakın olan büyük görünüyordu, uzak olan küçük görünüyordu. Şimdi K aynası tümsek aynaydı. Yakın olan kız öğrenci, birinci öğrenci 120 santim, uzakta olanı 140 santim göstermiş. Bu tam tersi olacaktır arkadaşlar. Yani B şıkkındaki gibi olması gerekir. Yakın olan daha büyük, uzak olan daha küçük olmalıdır. O yüzden burada hatalı olan buradaki K aynasındaki A şıkkındaki gibi görüntü olacaktır. Diğerlerini de inceleyebiliriz. Ters görüntü ve küçük görüntü oluşmuş. Evet, çukur aynada bu oluşabiliyordu. Yakın olan da büyük görünüyor. Yine çukur aynadaki görüntü özelliğinden bunu da ifade edebiliriz. Yine D şıkkında da ters görüntü ve eşit olmuş. Yani tam merkez noktasında olursa ne oluyordu? Ters ve eşit olabiliyordu. Yine D şıkkındaki ikinci öğrencinin görüntüsüne baktığımız zaman boyu yine daha büyük olduğunu gözlemlemiş oluyoruz. Yani hangisi olamaz? Cevabımız A şıkkı oldu. Çünkü tümsek aynada yakın olan daha büyük olmalıdır. Şöyle yazalım. Yakın olanın görüntüsü daha büyüktür. Kime göre? Uzak olana göre. Yani buradaki yakın olan işte 140 santim, diğeri 120 santim olabilir. Ama buradaki gibi yakın olan küçük gösterirse burada hata vardır dedik. 9. sorumuz A şıkkı oldu. 10. sorumuzla devam edelim. 80 santim uzunluğundaki bir cismin KLM aynalarındaki görüntüsünün boyları aşağıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre K aynasında oluşan görüntü terstir. Bakıyoruz arkadaşlar. 80 santimken bu cismin boyu 40 santim olarak gösterilmiş. Şimdi boy kısa olduğunu gösteriyor. Ama sadece boyunun küçük olması görüntünün ters olduğu ile ilgili bize bilgi verir mi? Şimdi buradaki ne olabiliyordu? Küçük görüntü için tümsek aynalarda tekrar yazacak olursak düz ve küçük olacaktı. Düz küçük görüntü elde edeceğiz. Çukur aynada ise ters küçük o görüntü elde edebiliyoruz. Şimdi burada K aynasında oluşan görüntü terstir dememiz için bize yönünün de verilmesi lazım. Yani ya da K aynasının çukur ayna olduğunu söylemesi lazım. Bu kesinliğin ifade edilebilmesi için bize sadece ayna olduğu söylenmiş. Çukur aynadır, tümsek aynadır bilgisi verilmemiş. O yüzden ikisinde de küçük görüntü elde edilebildiği için bu görüntünün ters olduğunu söyleyemeyiz arkadaşlar. Kesinlik yoktur. Yani olabilirlik var ama kesinlikle şeklinde sorularda dikkat edeceğiz. Kesinlik yok. Çünkü ikisinde de olabiliyor. L aynası düz aynadır demiş. Bakıyorum. L aynası 80 santimlik cismi 80 santim göstermiş. Fakat bir de nerede vardı? Yine çukur aynada arkadaşlar. Ters eşit olabiliyordu. Yani burada gölge boyunun 80 santim olduğu söylenmiş. Yani ters eşit olursa da yine 80 santimlik bir görüntü boyu elde edebilirim ben. O zaman yine aynı şekilde hem düz aynada hem çukur aynada eşit görüntü elde edilebildiği için L aynasının da burada kesinlik olmadığını ifade edebiliriz. M aynası dişçi aynası olarak kullanılabilir denmiş. Görüntü boyu artmış 100 santim olarak gösterilmiş. Evet, bu sadece düz büyük sadece çukur aynada oluşacak bir görüntüdür. Ya da ters büyük de aynı şekilde çukur aynada oluşabilir. Yani görüntü boyu büyükse M aynasının kesinlikle ben ne diyeceğim? Çukur aynadır. O zaman M aynası çukur aynasıysa dişçi aynası olarak da kullanılmıştır. Yani çukur ayna özelliği sahip bir aynadır. M aynası demek istemiş burada arkadaşlar. O yüzden üçüncü bilgimiz doğru olacaktır. Bundan dolayı kesinlik sadece üçüncü öncülümüzde vardır. Bundan dolayı cevabımız B şıkkı oldu arkadaşlar.
Evet, bugünkü soru çözümlerimizi 10 soruda bırakacağım. İkinci bölümümüzde arkadaşlar bir 10 soru daha birlikte çözmüş olacağız. Kendinize iyi bakın. Kanalımızı ve sayfamızı takibe almayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler dilerim.